Ve geldik finale. Artık Japon Kale'nin finalinde birazdan önce bir şöhretler diyelim, protokol diyelim, onların bir maçı olacak ve ardından final müsabakaları olacak. Yaklaşık 10 gün boyunca burada Japon Kale oynadık. Çocukken hepimizin sokakta oynadığı Japon Kale'yi birazcık alana taşıdık ve aslında bugün tam bir örneği oldu. Sayın Başkanım, Ulaş Başkanım da normal sivil kıyafette geldi. Çünkü yoğun bir tempo var. Buradan sonra başka bir yere gidecek. Düğünler, nikahlar var. O böyle oynayacaklar Bahadır Başkanım'la. Diğer tarafta spor adamları zaten burada. Başkanım, öncelikle teşekkür ediyoruz. 10 gün boyunca gençlerle burada güzel bir organizasyon yaptık. Bugün de finali oynayacağız. Neler söyleyeceksiniz? Japon Kale çocukken hepimizin oynadığı bir oyun. Evet, ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Başta Altaş TV ailesi olmak üzere emek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ordu için ne yapılıyorsa spor alanında, kültür alanında, turizmde, sanayide hepsi şehre değer katan bir iş. Ben de güzel oldu İlköğretim Okulu yıllarıma gittim. Orada da biz de böyle küçükken Japon Kale dediğimiz küçük kalelerle beraber maçlar yapardık. Bugün de güzel bir şekilde 10 günden beri, 10 günden bu yana devam eden mücadelenin artık son final gününe geldik. Ben emek veren, katkı sunan bütün sporcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii asıl işin bu sıcakta en büyük emeğini çeken de hiç şüphesiz Altaş TV ailesi. Bütün emek verenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Orada ne yapsak yakışıyor. O yüzden daha fazla, daha iyisini geliştirmemiz, değiştirmemiz lazım. Biz de belediye olarak üzerimize düşen, üzerimize düşmeyen ne varsa her konuda katkı sunmaya her zaman varız. Ben de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Finalde yarışacak olan arkadaşlara yürekten başarılar diliyorum. Sizler aracılığıyla da ekranlara başlarında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize de hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Keyifli yayınlar diliyorum. Bu arada seçimden sonra ilk canlı yayınımız buraya denk geldi. Sporla olması da ayrı bir tevafuk oldu. Altaş TV'de olması da ayrı bir tevafuk oldu. Ben de herkese bir kez daha hayırlı, huzurlu, güzel akşamlar diliyorum. Herkesin hanesinde bolluk, bereket, iyilikler, güzellikler diliyorum. Başkanım, Bahadır Başkanımı alıp siz bir kalenizi seçin. Çünkü Sinan Hocam'la bir kaleye gidin siz. O kaleye biz geleceğiz şimdi. Başkanımız oraya gidiyor. Sinan Hocam, siz de hoş geldiniz. Çok kıymetli, çok değerli bir insan. Ordu Spor'un efsane kaptanlarından Trabzonspor, Rizespor, Çaykur Rizespor. İlk rakibi karşıya gönderdim. Onlar siviller. Birazdan yoğun tempoları var. Neler söyleyeceksiniz hocam? Öncelikle ben de hem Altaş TV'ye hem katkı sağlayan başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. O bizim sporcu gençlerimize böyle bir imkan sunup hem sizin ekranlar karşısında onlar için de bir deneyim oluyor, eğlence oluyor. Onlara da başarılar diliyorum. Söyleyeceklerim bundan sonra tabii ki sporun içindeyiz. Ordu Spor'un iki takımına da başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon artık birini de bir üst ligde olmasını temenni ediyoruz en azından. Yani ikisi de olursa iyi olur ama bu dolayısıyla sizin aracınıza da onlara da başarılar dilemiş oluyorum. Teşekkür ediyoruz. Geleceğim o tarafa doğru. Genç Spor adına Fatih Müdürüm, hoş geldiniz. Senin takım arkadaşın karşı tarafta ASKP futbol. Evet. Aralarında bir şey konuşuyorlar mı bilmiyorum. Hoş geldiniz. Bizde hile hurda olmaz. Öyle düşünüyorum. özellikle bu akşam buradaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Altaş TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altaş TV belediyemiz ve Genç Spor olarak sporun ve sporcuların her zaman yanındayız. Spora emek veren ve spora gönül veren herkese teşekkür ediyorum ve arkadaşlarımıza, diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum. Evet, başkanlar nikaha yetişeceklermiş. Kaptan efsane Ordu Spor'da aynı zamanda Bursa Spor takım kaptanı. Bahadır Başkanım ısrarla topu sana atıyor. Vallahi Bahadır Başkan'ı uzun zamandır görmedik. Şimdi futbol sahalarında göreceğiz. Kendinin iyi olduğunu söyledi ama bakacağız. Birazdan göreceğiz abi. Sallama geldi. ASKP Başkanım Sayın Metin Kır. Başkanım. Eyvallah ben. Gözünüz hep bunlarda. Evet, zaten Bahadır Başkanımız bizim amatör camianın içinden birisi. Uzak biri değil. O yüzden bizim belki belli bir yaş grubu bunu bilmez ama Japon Kale'yi biz onunla büyüdük. Sayın Başkanım da söyledi. Güzel Ordu'nun önünde. Biz de Selimiye Mahallesi'nde oynadık. Tabii ki geçmişe gitmek güzel bir şey. Tüm organizasyonda emeği geçenlere, başta Altaş ailesi ve Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum ki sporun içinden gelen bir belediye başkanının olması bizler için çok kıymetli. Ben final oynayacak takımlara da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Adem kardeşim, sen zaten alışkınsın. Evet. Ama çok kötü bakıyor başkan. Evet, fark ettim. Herkese de başarılar diliyorum. Final oynayacak arkadaşlara da buradan başarılar diliyorum. Güzel bir organizasyon olmuş. Güzel. Evet, futbol temsilcimiz Fatih Çelebi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu yaparken fikir alışverişinde bulunduk. Güzel de fikirler verdin.
Finalde de onu yapacağız. Sen neler söyleyeceksin? Evet, ben de ekranın başındakilere iyi seyirler diliyorum. Başkanımızın dediği gibi sporun olduğu yerde biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Özellikle futbol varsa. Tabii çocukluğumuzun oyunu. Futbolun dışında diğer spor branşlarını yapan arkadaşlarımızın da küçükken oynadığı bir oyun. Herkes bilir muhakkak. Senin de nezdinde çok teşekkür ederim bunu tekrar bize hatırlattığın için. Bu duyguları yaşattığın için. Finalde de güzel müsabaka olacak. Çekişmeli müsabaka olacak. Ekranın başındaki izleyicilere de şimdiden iyi seyirler diyorum. Teşekkürler. Evet, şimdi kaleleri seçelim. Biz birebir oynatacağız. Sizin kale orası. Sinan Hocam zaten gelmedi böyle. Kaptan Ömer tek olacak. Müdürüm sizde. Kim başlıyor? Kaleyi siz. Böyle mi? İki mi oynayacağız? Metin Hocam diyor ki tek oynayacağız diyor. He? İkili oynayalım mı? Biz tek oynuyoruz bunu. Bak şimdi burada bir karar. Bir dakika. Yok sizi. Dur bir dakika. Başkanım ne diyor? Çift olsun abi. Çift olsun diyor. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Kaptanın yanında Sinan Hocam duracak zaten. Bir şey söyleyeyim. İki gol. İki gol yiyen takım elenir gider. Bir şey söyleyeyim mi? Başkan beylerin çok acil işleri varmış. Yok. Sporculara duyurulur. Bütün hedef burada. Kırmızıyla mı oynuyoruz, beyazla mı oynuyoruz? Başkanım, bence siz başlayın düdükle birlikte. Gol atacaksın, hiç acıma, gol at. Ha, istediğin kaleye gol atıyorsun başkanım, kendi kalen hariç. Var, seni kandırıyorsa at. Tabii, git başkanım, kendi kalen hariç, çapon kale. Başkanım, çocuktan oynadığı maç. Evet, bunları at. Kendi kalene atma sakın. ASKF'ye vurdu, ASKF'de şimdi Metin Kır. O da Sinan Hocalara. Hemen topu verelim buradan çocuklar. Cumucuğum şu topu verelim şuradan. Tek yapalım dedim o yüzden. Hani siz ikili dediniz. Siz çıkmayın, siz kalın. Siz kal. Tamam. Oyunumuzun kuralı bu zaten başkanım. Şimdi. İki gol yenilenir. Evet. Arkadaşlar Gençlik Spor oradan başlıyor. Gol yeniden başlıyor hocam ver. Gençlik Spor ve Spor'dan baş. Gençlik Spor bir golü yedi. Adem oynayabileceğim mi bilmiyorum. Müdürüm. El yok. Bari sen oynarsan penaltı atılır arka. Yine mi oraya? Ne yapıyorsun lan? Ooo birbirine girdiler. Ben sen oraya atmıyorum. Bak iş acımaz. Şu anda kaptan hocam senin tarafından çıktı doğru. Başkanım istediğin yere çıkabiliyorsun. Başkanım golü yedin. Bir gol daha yersen çıkıyorsun, top sizde. Altınordu Belediyesi de bir gol yedi. Bir gol daha yerse çıkacak. ASKF henüz yemedi. TÜFAT yemedi. 2-1 pas ver de ben atayım ona diyor. Başkanım var öyle şeylik de var. Var mı? Bir dakika şimdi. Tek gol yemeyen TÜFAT. ASKF yedi. Altınordu Belediyesi yedi. Gençlik Spor yedi. Gelsene müdürüm. Bak pazarlıklara bak. Hani başkana gitti, Ulaş başkana gitti diyor. Ulaş başkana gitti diyor. Yemem bana. Herkes birer gol yedi. Değişebilirsiniz. Gol yiye çıkacak oynamayanlar var. Tamam. Bahadır Bey gelmişse Ömer Kılıç oraya. Metin Hoca'nın da işi varmış kaptan. Metin Hoca'nın da işi varmış. O da Ünye'ye gidecekmiş. Ulaş Başkan diyor ki pas ver ben atayım ona gol diyor. Müdürüm sizden başlayacak. Gençlik Spor başlıyor. Herkesin birer golü var. Gol yiyen evine gider. Ya da nikah kıymaya gider. Maç yönetmeye gider. Devam. Başkan atma. Başkan hemen atma. Başkan sevdi oyunu. Gitmeyecek başkan burada. Diğer top. Sen taraf. Kimin tarafından çıkarsa o. Top çok bariz ele çarparsa arkaya dönük penaltı atıyoruz. Sen kafana göre takıl. Evet. Gençlik Spor gitti. Golü atan kaptan sen alıyorsun. Golü sen attın. Bu kale
Bu kale emekli ayrıldı. Bu kaleye gol yok. Kim gitmek istiyordu sen? Bizi gönder diyor başka. Beni gönder diyor, sen bana ben onu atayım diyor. Başkanım sakin. Ver pası kaptan Asun'una. Aha, SKF'yi yiyecekler burada Fatih. Başkan golü attı. Başkanım. Şimdi Sinan hocam mecburen geleceksin. Bahadır başkanım mecburen geleceksin. Şimdi kilo oynayacağız. Gollerinizi sıfırladık. Öyle yok, gol attı, finale kaldın. Gel gel. Şimdi iki gol. İki gol atan şampiyon olur. Siz burada Sinan hocam sen de kalede durabilirsin terlemeden. Yok yok. Kendi kalenizi koruyacaksınız. Evet. Efsane futbolculara karşı Altınordu Belediyesi. Bunlar bakalım ne olacak. Bahadır Başkan'la uzun süredir görüşmedik dedi kaptan. Bahadır Başkan da bana telefonda dedi ki Ömer var mı dedi. Var dedim, onunla da bir işim var dedi. Başkandan pres. Karşı kale onların kalesi. Yok yok bir gol daha. Bir gol daha. Nikaha gidiyor. Nikaha göndermiyorum başkanı. Bahadır Bey gelsene. Ya sizde var ya kaptan var ya. Vursana. Vursana şunu. Bu ne bu? Kameralar çekiyor. 85 milyon yaklaşık bizi izliyor. Tobuk tobuk. Bir gol yerlerse giderler. Bir gol yerlerse kaptan. Efsane. Bahadır Başkan bana ver ben atayım diyor bak. Ömer Kılıç. Şimdi Sinan Bayraktar. İki gol. Başkanım. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten bitti. Evet. Şampiyon oldunuz. Biz mi olduk? Kupa başarılar. Kupa. Evet başkanım. Yolunuz uzun herhalde sizin. Yolumuz uzun. Nikahlı'ya gidiyoruz kökenliye. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bütün sporcularımıza. Finalde yarışacak olan arkadaşlarımıza da bir kez daha başarılar diliyoruz. İki arkadaşımız zaten Altınordu Belediye'mizin çalışanları. Arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız. Zaten kurumlararası turnuvada ikinci olmuştuk. Umarız burada birinci oluruz. Halkım gelin koş. Başkan belki bir sürpriz yapabilir mi size? Şampiyon olan takıma bir hediye olur mu bilmiyorum. Bilmiyorum, dur bakalım. Ağanın eli tutulmaz. Çocuklar buradalar. Evet başkanım. Finalde bir birinci takıma, birinci, ikinciye, üçüncüye biz kupa vereceğiz. Harika. Sizden bilmiyorum hani sporculara bir şey olur mu olmaz mı? Olur. Top sizde. Yaparız. Ne yapmamız gerekiyorsa bilmiyorum. Arkadaşlar şampiyon olsunlar. Ona göre değerlendirme yaparız. Neyse. Altın Ordu'nun dışındakiler olursa da varız. Tamam. Etmez. Peki. Olur. Biz onu konuşuruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Beraber mi alalım? Fotoğraf alacaklar. Evet. Aralara sporcular. Aralara dalalım. Aralara dalalım. Evet ben de sporcu olayım şöyle. Sağ ayak mı yapacağız? Sol yap, sol yap, sol yap. Ben de sporcu olayım bir alandan böyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz protokole. Şimdi kaptan gidiyor musun? Sinan hocam izleyecek, gitmeyecek herhalde. Gidecek misiniz? Sinan hocam gidecek misin? Tamam. Evet gençler izliyoruz. Çocuklar aynı biliyorsunuz yelekleri herkes görkem. Yelekleri ona göre giyiyoruz. Güven sarıyı giymiş, hazır geldi. Sevgili başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. TÜFAD adına, Genç Spor adına, Fatih müdürümüze, Adem kardeşime teşekkür ediyoruz. Metin hocam çok hızlı gitti, onun Ünye'de final maçı var. Arabanın anahtarı. Şimdi Güven, Turgut o zaman sarı giyecek. Sarı giyecek. Güven'de var, giymeye gerek yok. Güven'in sarısı var. Tamam. Beyaz. Evet geldik finale. Protokol maçını oynadı. Gösteri maçı bitti. Ve şimdi yaklaşık 10 gündür devam ettirdiğimiz ve dolayısıyla da bu turnuvanın en son finaline geldik. Burada birazdan gerçekten güzel bir mücadele olacak. Sporcular için de önemli. Sinan Bayraktar gibi çok önemli bir isim de burada maçı takip ediyor sevgili hocam. Çocukları da o da izleyecek, görecek. Ve dediğim gibi artık onlar konuşacak. Biz susacağız. Ve şimdi önce bütün takımımı çağırayım yoksa oynayanların hepsini çağırayım. Bence hep beraber gelelim. Hep beraber sahaya gelelim. Sonra zaten oynayanlar kalır. Güven hoş geldin. Hoş Turgut. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu kağıdımı da alayım ben.
Evet, Güven Turgut sarı giydiler. Evren Kerem mor giydiler, tamam. Tuncay Furkan ne giydiniz siz, yeşil mi? Ha, yeşil giymişsiniz, tamam. Zaten Baranlar beyazlar. Evet, hemen başlayalım. Baran, şöyle araya gireyim mi? Gireyim mi? Yok yok. Oraya bakıyoruz da. Artık finaldeyiz. Evet abi, burada olmak çok güzel. Bakalım birimizden, bir takımdan biri şampiyon olacak. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Söyleyeceklerim bu kadar. Akın. Abi bugüne güzel geldik. Keyifliydi baya. Zevk aldık. Oynayacak herkese başarılar diliyorum. Güven. Evet, tecrübe ettik zaten. Arkadaşlarla karşılaştığımız arkadaşlar da var. Diğer genç arkadaşlarımız da var. Bakalım iyi olan kazanacak bugün. Finaldeyiz yani, sıkıntı yok. Bir şey söylememize gerek yok. Hoş bulduk Ahmet abi. Bir şey söylememize gerek yok. Hak eden kazansın. Ama tabii finalde şampiyon olmayı istiyoruz. Başkan Bey'in de söylediği söze göre elimizden geleni yapacağız. Bence salladı. Evet çocuklar, Evren Kerem. Abilerimiz var burada, arkadaşlarımız. Hep beraber oynayıp göreceğiz abi. Diyecek başka bir şey yok abi. Abi finale çıktığım için mutluyum. Abilerime ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Evet. Tuncay son anda geldi Furkan ama oynuyor yani. Finale çıktığım için mutluyum. Abilerimizle, kardeşlerimizle güzel maç olacak. İyi olan kazansın. Abi finaldeyiz. İki maç yapmıştık zaten. Biraz tecrübeli sayılırız. Bizden daha tecrübeli abilerimiz de var. İyi olan kazansın yani. Evet. Oradan çağırıyordum, şimdi ortak çağırmayalım. Siz artık kendi aranızda, o ilk oynayacaklar sahada kalsın, diğerleri dışarıya çıksın. Finalde Güven'in bir önerisi olmuştu. O öneriyi yerine getireceğiz. Çünkü Sinan Hocam da bu maçı izleyince bize de söyledi. Çocuklar, finale kalan iki takımın karşılıklı kalede oynatacağız. O zaman iki sporcu da az önceki gibi oynayacaklar. Finalde ikişerli oynayacaksınız, unutmayın. Finale kalırsanız. Yine 5 gol. Yani normal şey 5 gol. Finali büyük ihtimalle 3 yaparız gibime geliyor. Döner çünkü 5 gol fazla olur. Şimdi sahada Güven, halkım. Zaten siz finali isterdiniz. Furkan, karıştırıyorum ben sizi. Kerem, Furkan. Tamam mı? Topu ortada bırakayım mı? Yoksa ne diyorsunuz? Hazır mıyız? Geldik finale. 3 kere vurur, alan başlar. 1, 2, 3. Evet, ilk atak Güven'den geliyor. Güven'in kalesi boş. Yeşil takım atak yapıyor. Furkan. Halkım topu çekti, çevirdi. Direkten dönen top. Sanırım burada mor, yeşil, sarı, beyaz gibi olacak büyük ihtimalle. Ve ilk gol. Yeşil takım golü yedi. Bir gol. Halkım kendi kalesine attı öyle ya da böyle. Beyaz takım da bir gol yedi. Gol goldür, biz bakıyoruz, top sende. Yine aynı 5 gol ama finalde ikişerli oynayacağız, 3 gol. Direkten dönen bir top. Beyazla sarı birbirine gol atmıyor. Morla yeşil zaten birbirine atmaz gibime geliyor. Bir nevi karşılıklı bir maç oynuyorlar. Şimdi halkım, beyaz takım. İstediğiniz zaman eskisi gibi arkadaşlar. Değişmek istediğiniz zaman değişebilirsiniz. Sizde, karar sizin. Kaleden çıkmayanlar daha rahat. Morla yeşil sanki çok yakın arkadaşlar gibi. Hiç birbirine gitmiyor onlar. Sarıyla beyaza gitmiyor Sinan Hocam. Yani yeşil mora gol atmıyor, sarı beyaza gol atmıyor. Yeşil ve beyazın birer gol yediklerini söyleyelim. Şimdi Güven abisine döndü. Finaldeyiz, bakalım kim şampiyon olacak, kim ikinci, kim üçüncü, kim dördüncü olacak. Halkım kalesi boş. Bunları biz ikili oynatsak daha mı iyiydi acaba yani? Beraber zaten kaleler belli. Karşılıklı bir maç gibi oldu. Halkım, yani beyaz takım ikinci golü yedi.
Devam, devam. Kesmiyoruz oyunu. Devam ediyoruz. Finaldeyiz. Son ikiye kalanlar ikişerli oynayacağız. Karşılıklı kaleyle oynayacağız. Halkım her zamanki gibi ayakkabıları yine bağlamamış. Benim totemim uğurum diyor ama ayakkabının bağcına da basmıyor. Çok ilginç. Sarı takımda Güven, Biber ne etliye ne sütlüye dokunmuyor da bekliyor kalede. Kendine rakip, düşman da edindirmiyor. Halkım kaleyi boşaltmış ama direkten. Beyaz topu kenarda var ya, diğer topu hiç zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Güven partileri taktik veriyor orada. Ha, değişiklik oldu. Tamam, tamam, tamam. Halkım çıktı. Baran girdi beyaz takımda. İlk değişiklik. Devam ediyoruz. Baran'a hoş geldin karşılaması mı çocuklar? Şimdi Güven abisine döndü. İşte attı. Ya sizin derken beyaz sarıya sarı beyaza ne yapıyorsa onlar onu atmıyor. Mor golü yedi. Mor 1. Yeşil 1. Beyaz 2. Sarı henüz gol yemedi. Hedefte sanki beyaz var gibi. 2 gol yedi ya, bir an önce 5 yapıp. O arada sarı gol yemedi dedim, onlar da gol yedi. Devam, devam, devam. Kesmiyoruz, devam. Mor golü yedi. 2 oldu. Beyaz 2, mor 2. Yeşil ve sarı birer gol. Kenarlarda kendimizi koruyoruz çocuklar. Japon kalede, finaldeyiz. Şampiyon. Bakalım kim olacak? Yaklaşık 10 gün boyunca bu alanda başladı bu organizasyon. Aynı oldu. Aynı oldu. Çok ilginç. 3 gol yediler. 3 golün ikisini kendi kalesine attı bunlar. Baran'da top şimdi. Furkan kale boş. Oo, çok önemli bir avantajdı. 4 olabilirdi. Hiç yorulmayan var. Ve mor. Bir dakika, bir daha bakayım çocuklar, karışmasın kafa. Mor 3, beyaz 3, yeşil 1 değil mi? Yeşil ve sarı 1. Değişiklik mi oldu? Evet, mor takımda değişiklik oldu. Evren. Kaleci bu Sinan Hocam. Bu kaleci zaten izledin, tanıyorsun. Hadi bakalım, devam devam. Arkadaşlar hep bunun üzerine oynadılar. Bunu kendi arkadaşları çok yendi ama finale gelmeyi bildi. Bakalım Güven şimdi kimi deneyecek? Yine moru 4 mü yoksa? Güven yeşil ya da mor. Evet, bir golde yeşil attı. Yeşil 2, beyaz 3, mor 3, sarı 1. Kerem'le Evren. Baran Halkım, yani yeşille mor, beyaz biraz daha hedefte gibi. Ortada bir top. Kaleler boşaltılıyor yavaş yavaş, riskler de alınıyor. Kafayla bilerek mi vurdu, çarptı mı ama gol olabilirdi. Şimdi Evren kaleyi boşaltmadı. Baran geriye döndü. Şimdi mor takıma odaklandı. Dışarıda. Furkan oyuna başlayacak. Bariz olursa biliyorsunuz. Son anda kaleye giderken çevirdi. Hedefte beyaz takım. O da taktik. Duvardan var onlar. Güzel atıyor, daha önce öyle birkaç golleri var.
Kalecinin avantajı. Baran orta sahaya kadar geldi. Baran'ın kaybedeceği bir top. Sıkıntı olur Baran'a. Normal şartlarda bu top da sıkıntı olurdu. Güven mor takıma gitti. Yani onun üzerine doğru gitti. Yeşile de gidebilir, dönebilir. Hani burada diyoruz ya, futbol tabiri aldak da verebilir. Son anda çıktı, yeşil takım başlayacak. Furkan, henüz bir değişiklik olmadı. Sarı takımda da olmadı. Yeşilde de olmadı. Başlıyoruz, devam ediyoruz çocuklar. Israrla o taktiği deniyorlar. Güven'in karşısında kaleci var. Tabii kaleci savunmayı, elsiz savunmayı yapabiliyor. Topun o karambolde kime geleceği. Evren kaleyi çok boşaltmıyor. Burada top tekniği var. Çabuk düşünme, çabuk karar verme var. Mücadele var, var da var. Sinan Hocam dedi ki bana, bu futbolda birebir oynattığınız oyun, biz bunu 2 dakikaya sınırlatıyoruz. Çünkü en ağır antrenman bu dedi Sinan Hocam. Hakikaten kolay değil. Birazdan takım sayısı azalınca biraz daha ortaya çıkacak zaten o. Kale boş. Güven yemedi, savunmayı yaptı. Bayağı kıran kırana geçiyor, finale yakışır bir maç. Daha önce çoktan iki takım gitmiş, final oynanıyordu. Gol oldu. Yeşil. Hemen yazalım. Yeşil 3. Beyaz 3. Mor 3. Sarı 1. Sarı haricinde yeşil, mor, beyaz 3 gol. Finalde sıfırlayacağız golleri. 3 gol yapacağız. Ve finalde takım arkadaşları 2'ye 2 oynayacaklar. Yeşil bir anda... 1'di 4 oldu ve oyuncu değişikliği geldi. Kerem mi giriyor? Tuncay. Kerem nerede? Burada. Tamam. Tuncay girdi. Tuncay, golü yediniz, sen başlıyorsun. Sarı 1, mor 3, yeşil 4, beyaz 3. Şimdi sanırım herkes yeşile doğru odaklanacak gibi. Ve yeşil 4 ve 5 oldu. Çocuklar, sohbet edeceğiz en son. Arkadaşın yüzünden yenildin diyor. Niye öyle dedi? Evet. İlk 3 garanti. Şimdi hocam, büyük ihtimalle bu ikili buraya odaklanacaklar. Onların ikisi bu tek. Final ama güvene belli olmuyor. Son anda dönüyor bu tarafa. Bir kızgınlığa bakar. Dur bakalım. Kim oynayacak? Çocuklar, golü en son atan başlar. Ele çarpsa da bir şey yok Evren. Yani şey değil. Bariz böyle. Kaleci gibi planjon atarsan penaltı vereceğiz. O kadar değil. Evren, skor vereyim mi? Dur. Beyaz 3. Güven abinler sarı 1. Sen kaçsın? Sen de 3. Ben ne demek istediğimi anladın ya. Güven abine pas ver, boş kale yatsın o. 4 oldu. Beyaz 4 oldu. Pas barize, bir dakika. Çok bariz pasa da itiraz ederiz yani. Ha, sen topu mu kurtardın? Yani çok bariz pas, o kadar olmaz yani. Çok bariz. Yani bak, burada efsane Sinan Bayraktar var. Atardı, evet Turgut, biliyorum. Sen ne zaman oynayacaksın Turgut? Yani değil ki. Atmadı, tamam peki. Beyaz 4. Göreceğiz. Ben tarafsızım.
Ben olsam çok boşaltmam kaleyi, o kadar gitme. Beyaz 4. Güven başlar. Eğer beyaz bir gol yerse sarı ve mor ikişerli maç oynarlar. Değişiklik var, bir dakika. Akın tekrar girdi. Devam. Bakalım şimdi Güven'i göreceğiz. Birebir mücadele olacak birazdan çok. Hocam ben bu kadar kaleyi boşaltmam ya. Japon kale ya, küçük kale ya. Kaleci avantajım var. Orada çıkıyor değil mi? Oyun kuran bir kaleci ha, anlaşıldı. Bu top döner beyaza, sarıya gol olur gibi geliyor bana. Dur bakalım. Bu top döner beyaz ya da sarı gol yer. Kim yer onu bilemem de. Bak bu top döner, beni dedi dersiniz. Gol olur, gol olur. Gol olur, gol olur. Şimdi. Alkım da çok çıkmayı sever. O da çok kaleyi boşaltır. Bu top döner, gol olur dedim değil mi? Beyaz takıma şöyle bir bakayım. Sen söyle bana, dur. Sen söyle, beyazda ne yazıyor, bakar mısın? Yani yediğin gole kaç oldu? Beyaz da gider şimdi. Şimdi arkadaşlar, ikişerli oynuyoruz, karşılıklı kale oynuyoruz. Golleri sıfırladık. Bir su molası yapabilirsiniz çocuklar. Bir su içebilirsiniz orada. Biraz dinlenin. Şimdi ikişerli oynuyoruz. Alkım, beyaz takım üçüncü oldu. En azından bir kupanız var. İkinci ve birinci kim olacak bakalım. Karşılıklı oynayacaklar şimdi. Çocuklar, su molasını verdik. Birazdan Sinan Hocam, birazcık hem sohbet edelim istiyorum sizinle. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan sporcular öyle değerli bir isimden kupa alacaklar ki. Kameramız orada. Hocam, neler söyleyeceksin? Hem antrenman gibi, organizasyonla ilgili ve mücadeleyle ilgili. Tabii Altaş'ın ve Ahmet Bey'in bu tip turnuvaları, penaltı atışları tabii ki şehrimizde de güzel etkinlik oluyor. Tebrik ediyorum sizi. Hem gençlerimizin medya önünde oynaması, onların da görülmesi, onlar açısından da, gençlerimiz açısından güzel. Güzel bir organizasyon. Daha her zaman, her sene gene değişik organizasyonlarla orduların, gurbetteki orduların da seyretmesi, çocukların, akrabaların seyretmesi güzel. Tebrik ediyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi final. 2-2 oynuyoruz. Artık serbest. Benim için en kıymetlisi, hani böyle mücadele olacak tabii ki ama bizim için önce sağlık. Tamam. Kim başlasın? Çocuklar mı, gençler mi başlasın? Evet, abileri gençler başlasın dedi. 3'e düşürdük çocuklar ikili olduğu için. 3 gol. 5 çok olur. Çünkü kaleden çıkmayanlar... Gol. Kaleden çıkmayanlar dedim ama mor takım bir gol yedi. Sakin. Topukla zıplayabiliriz. Eniştesi. Turgut bağırsan eniştene. Sakin. Güzel bir maç. Final. Mor takım bir gol yedi. İki gol yerse üç golde biter turnuva. Güven Turgut. Evren Kerem. Yine direkten döndü. Şimdi Kerem. Bıraktı Evren'e. Evren sol ayağıyla vurdu Turgut'tan. İyi bir müdahale. Yatarak müdahale. Şimdi Güven. Karşıladı onu Kerem. Turgut. Turnuvada belki de en çok gol atan futbolcular arasında. İkiye bir yaparlar mı bunlar? Sakin. Direkte alsın. Oynuyor. Evet. Top ayağında olanların avantajı var. 2 oldu. Mor takım ikinci golü yedi. Eğer bir gol yerlerse finalde. 2-1 oldu. Güzel bir maç. Kenar. Yok, şöyle kenara çekeyim. Tamam. Sarı 1, mor 2 gol yedi. 2-1. Güven.
yaptırdı ama kazandı tekrar. Şimdi Turgut'a oynar mı? Kendi oynadı, gol oldu. Gol oldu hocam. Sahanın içinde rica ediyorum. Sporcularımıza rica ediyorum. Kupayı burada yapalım. Tebrik ediyoruz şampiyonu. Tebrik ediyoruz şampiyonu. Tebrik ediyoruz mücadeleyi, ikinciyi. Gerçekten keyifli, güzel bir maç oldu. Abilerinizle de maç oynadınız. Benim için en kıymetli tabii en değerlisi. Sinan hocam burada. Sizleri bekliyor. Mustafa gelebilirsin, sen de gelebilirsin. Bırakalım. Kupa törenimiz. Evet hocam. Neticede tecrübe kazandı. Abileri, gençleri yendi. Bunlar da çocuklar da Demirspor'un oyuncuları olarak takip etme şansım oldu. Onlar da başarılı bir sezon geçirdi. Ayrıca onları da tebrik ediyorum. Yani. Evet. Genel müdürümüz de buradaydı. Sayın Funda Altay Şimşit. Kısa kısa görüşlerinizi alalım. Artık final bitti. Abi iyi bir müsabaka oldu. Abilerimizi tebrik ediyoruz. Elimizden geleni yaptık. Yapacak bir şey yok. Abi zorladık da olmadı. Abilerimiz bizden daha iyiydi. Başka diyecek de bir şey yok abi. En son geleyim size. Tecrübe kazandı abi. Kim tecrübe? Tecrübe kazandı. Yanındayalar abi. Tamam. Abi iyi olan kazandı. Abilerimi tebrik ederim. Arkadaşlarımı da tebrik ederim. Arkadaşlar bize oynaması belki üçüncü olabilirlerdi ama. Siz bakalım. Onu oynadınız lütfen canım. Abilerimi tebrik ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Ne güzel. Abi güzel bir organizasyondu da istediğimiz gibi olmadı. Yapacak bir şey yok ya. Bu ilk yılıydı. Daha var bunun, önemi yok. Sen genel müdürüm de gelmişken ona da iki kelam söyleyelim. Artık geldik finale. Gençler, çocuklar, protokol derken şimdi birazdan kupayı takdim edeceğiz. Hocamla birlikte siz. Hocam sağ olsun bu akşam bizimle beraber. Tabii finali böyle yapalım dedik. Güzel de oldu böyle kısa bir gösteri maçıyla beraber. Hepsi bizim birincimiz aslında. Evet. Hepsi gönlümüzün birincisi. İyi ki geldiler, katıldılar. Bu yıl ilkiydi. İnşallah böyle farklı farklı yerlerde de devamı gelecek. Tüm ekibe de ben buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Üçüncü ile başlayalım. Üçüncüyü şöyle karşıya alalım. Kupamızı. Birincinin de ikincisini, üçünün de kupasını zaten birlikte verecekler. Mustafa. Sen genel müdürümle birlikte beraberce. Tebrikler. Baran Halkın teşekkürler, tebrik ediyoruz. Kupanızı alın, kenarda bekleyin artık. Daha şey yapmayın. Evet, çıkmayın canım, bekleyin. Mor takım ikinci, tebrik ediyoruz. Hakikaten Demirspor bu sezon önemli işler de yaptılar. Geldiler buraya, kırmadılar bizi. Şöyle kaldır kupayı, ikinci kupası olsa kalkar ya sonuçta. Evet. Ali de gelecekti de. Ali kimin takımındaydı? Benden olacak. Ali'nin çok acil işi çıkmış. Babası da burada olduğu için gelmedi. İkinciyi de alıyoruz ve şampiyonları çağırıyor. Tebrik ediyoruz Güven Turgut. Başkan giderken Ulaş Başkan dedi ki eski turnuvada ikinci oldunuz. Burada kupayı getirin dedi. Kupayı da getirin. Başkana da söz tuttunuz. Evet, şampiyonlar birlikte hep beraber kaldırın kupayı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Siz konuşmadınız. Evet. Ahmet abi ilkleri yaşıyoruz. İlk organizasyonunuz. Şampiyon tecrübe oldu. Biz olduk. Emeğiniz var. Çok teşekkür ederiz. Bu da Ulaş Başkan'ın bize fırça attı bir inceden. Kurumlar arası turnuvada ikinci olduk. Bu sefer şampiyonuz. Ona armağan olsun. Teşekkür ederiz abi. Turgut. Abi söylence. Ne markaj yaptın biliyor musun? İşimiz bu biliyorsun. Yok yok, sen benimle demek istediğimi anladın. Sinan hocamızdan öğrendik bazı şeyleri. Allah razı olsun. Onun sayesinde bir yerlere geldik. Onun da bizde emeği çok. Altaş ailesine de çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonda bizi davet ettiniz. Bize sahip çıktınız. Ve sizin sayenizde de bir ilki yaşayıp birinci olduk. Buradan Sayın Belediye Başkanımız Ulaş Tepe'ye de çok selam gönderiyoruz. Onun da bu oyunda çok güzel etkinlikleri oldu. O bu kupayı da ona armağan ediyoruz. Sizin vesilenizle de o kupayı kendisine teslim edeceğiz. Tamam, o gitmeden ben dedim ki sporculara, birincilere ya da katılanlara bir hediyeniz gibi şu. O dedi ki siz tamam dedi. Siz çocukları beraberce Ulaş Başkanımı ziyaret edersiniz. Biz gereğini yaparız dedi. Top sizde. Tamam. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Görüşürüz. Sağ olun. Kolay gelsin. Başarılar. Evet, biz birlikte şöyle genel müdürüm Mustafa burada. Hep beraber veda edelim. Fatih orada. Zekeriya. Selçuk buradaydı. Sevgili Murat Akgün. Gökhan Gül orada. Erdem canlı yayın arabamızda, Mustafa, rejide, ana kumandada Hüseyin var, Esra var, Bahadır var.
Belki unuttuklarım var ama biz kocaman bir aileyiz. Altaş ailesi ve Altaş Televizyonu adına bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine farklı, yine başka organizasyonlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.